Evet, C# dersleri. C# 101'den başlayacağız. Kaynak olarak geleceği yazanların sitesini kullanıyoruz. Tarihçesinden başlayalım. Bu yazıdaki benim en beğendiğim yer, C ve C++ dilinden geliyor olması ve artı artının yan yana yazıldığı zaman bir fazlasıyla daha iyisi anlamına geliyor. Yani C, C++, C'nin daha iyisi olarak çıkmış bir dil. İlerisi anlamında. 4 tane artıyı yan yana getirip üst üste ekleyip biraz da itelik yapınca da şu işaret elde edildiğinden dolayı C# demişler. C# tasarlayan ekibiyle Java'yı tasarlayan ekip aynı. Bu yüzden Java'daki kodlar C# kodlar birbirine çok benziyor. Java bilenler için daha kolay bir dil. .NET Framework'te Java'daki JVM gibi yani C# çalışması için gerekli kütüphaneler içinde barındıran bir framework. Studio olarak 2019'u kullanacağız. Bunu nasıl kurulduğunu göstermiş ama kurulumu kolay. İlk uygulama açacaksak 2019 versiyonunda Create a new project diyoruz. Şimdi Core ve Framework diye iki tane ayrılıyor. Önce Framework olanı yapalım. İnternette bu daha çok bulursunuz bunu. Next dedim. İlk Framework Windows Form. Eğitim bakayım ne yapmış. Konsol açmış. Az önce konsol açabiliriz. Geri geldim. Konsol yazdım. Nokta core olan var. Framework var dedi. Şu ikisinin arasındaki fark da şu üstünde VB yazıyor. Visual Basic ya da C# mı diye soruyor. C# seçip, .NET Framework olanı seçip İlk uygulama diyelim. Tamam. Şimdi ekrana 54 yazdıracaksak console write'ları yazınca buradaki kodlarda da yazarken CF'ne basınca aşağıda çıkıyor. Enter'e basınca direkt yazıyor. Nokta koyunca bu yeni versiyonda yüzüstünün yeni versiyonunda en çok kullanılanları yukarı koyuyor ve yıldız olarak gösteriyor. Direkt çıkıyor zaten o yüzden. Enter'e basıp yazabiliyoruz. Sonra da içerisine yazacaksak yazabiliriz. En sonunda noktalı virgül olması gerekiyor tabi. Yukarıdaki Start'a basınca çalıştırıp diyoruz. İçin çalıştı ama gelmen hızlı geri kapandı. Bu kapanmasını engellemek için lütfen yaparsak lütfen aslında klavyeden bir harf okumak demek. Bir harf girmediğim sürece ekran açık kalacak. Harf girersek eğer Enter basarsa kapanacak. O harfi beklediği için o sırada ekranı açık olarak gözüküyor. Burada da o şekilde yapmış. Bu readline ile klavyeden girilen harfi alabiliriz daha sonraki derslerde. Şimdi değişkenlerde string var. String kelimeler için ya da cümleler için kelime cümle diyelim. Bir şey string ise demek ki çift tırnakta gösteriliyordur. Bir değişken tanımlarken de önce veri tipi, sonra değişkenin ismi eşittir ve onun olacağı şey. Son noktalı virgül. Eşittirin anlamı sağdakini sola atmak demek.
Sağında ne varsa onu soldakine atıyor. Yani tam ters yazılamıyor. Şöyle olmuyor yani. Böyle olmuyor. Sağında bir değer var. Solda bir değişken var. Değeri değişkene atama, diğer atama gibi bir şeyler kullanıyorlar. Yani sağdakini soldakini atıyor diyebiliriz. Int tam sayı. İngilizcesi integer. Integer de tam sayı demek. Oradan akılda kalabilir. String de aslında öyle benden var. Kelime demek. Şu iki tane koyduğum bölü işareti de yorum satır oluyor. Yani buraya yazılan şeyler değerlenmiyor. Ama bunu yazmazsam böyle bir kod olmadığı için hata verecektir. Yorum satırını birden fazla satır yapacaksak da bu tek satır için geçerli. İki tane yan yana yazarsak, böyle yazarsak da çoklu satırda geçerli. Ya da şunu ikisini seçip yukarıdaki şuna basarsam otomatik olarak kendisi ekliyor. Bir sağdakine basarsam da kaldırıyor. Double'da ondalıklı diyebiliriz. Float da aynı şey. 2.5'e yazabiliriz. Float yazarsak da ondalıklı. Ama sonuna F yazmak gerekiyor. F yazmazsanız çalışmıyor. Değişken isimleri farklı olmak zorunda. Aynı iki tane değişken isimli olamaz. Böyle. Sonuna harf ekleyebiliriz. Ya da sayı ekleyebiliriz. Ya da sondaki harfi bir artırmak gibi şeyler yapanlar da var. Ben sayı ekleme tercih ediyorum. Şimdi burada yarışırsa hesaplayan bir kod var. O da alabilirim direkt. Önce çalıştırıyoruz. Sonra inceleyeceğiz. 2 dedim, alanı 12 olarak hesapladı. Şimdi 2 çarpı 3 6 2 ile çarptı 12 buldu. Üstü de yanında. Şimdi çalışan satırlar alt alta çalışıyor derlecede. Sırayla yukarıdan başlıyor. Şunu 24'ün sonuna gelip tıklarsam kırmızı bir nokta koyacak. Olmadı. Şurası. Yani olması lazım normalde. Değişken tanımlarken koymuyor. Şuraya koyarım ben de o zaman. Tamam. En yukarı koyduğumuzda çalışıyorum deneyelim. Evet, buraya, bu breakpoint bunun ismi. Buraya koyduğumuz zaman bu satıra geldiğinde duruyor demek. Sonra satır satır devam ettireceksek F10'a ya da şu tuşa basacağız. Sonra buraya geliyor. Bunlar tanımlıyor. Şimdi bir WriteLine ile ekrana bir yazı yazdırmışız. Ve dair yarı çapın girin demişiz. Sonra o girilen değeri alıyor. Onu yarıçapı gir değişkenine atacak girdiğim zaman. 2 girdim. Enter'a bastım. Attı. Şu convert to double bunu double ile çarpmak için int sayıyla double sayı çarpılamıyor galiba. Onu deneriz. O yüzden double'a çevirmiş. Aslında burada int 2. Eğer yarı çapı küsuratlı girmek istiyorsak da olabilir. Genelde küsuratlı girmek istemiyorsanız eğer sadece int olacaksa o zaman aslında gerek yok. Şu yarı çapı da int diyebiliriz. Bence. Şöyle olabilir yani. Şunu yapmasak. Onun yerine de convert to
int 32 deriz. Bu şekilde int'e çevirebiliriz. Küsur hatlı girmeyeceğine göre. Boşuna double yazmaya gerek yok. Eğer küsur hatlı girecekse o zaman double yazmak gerekiyor. İki yaptık, tamam. Şu matbol demek de üstünü almak demek. Sağdaki virgülün sağındakini üstü olarak yazıyor. Yarıçapı 2 ise 2 üzeri 2 oluyor bu durumda. Bu alan değerinin kaç olduğunu bakacaksak şu anda. 12 oldu. Şöyle bir şey de deneyebiliriz. Şu Embedded Window'da Matfor'u denemek istiyoruz diyelim. Buraya yazabiliyoruz. 2 üzeri 3 yaparsam o zaman 8 olması lazım. Çünkü sağdaki üstte soldaki altta olacağına göre 8 veriyor. Buradan da bunları deneyebilirsiniz ya da bir diğeri değişkenin ne olduğunu görmek istiyorsanız yazıp sonucu görebilirsiniz. Şu Embed Window güzel bir ekran. Output'ta ekrana konsol olarak yazılan çıktılar buraya yazıyor. Breakpoint'te nerede durduğunu söylüyor. En çok Embed Window'la output kullanıyorum ben. Solda ekranda da bu breakpoint koyduğumuz zaman aslında debug modunda çalıştırıyor burayı. Yani ne olan ki değişkenlerin aldığı değerleri falan gösteriyor ya da fare üzerine geldiğimiz zaman da değişken değerlerini gösterir. Sonra şu köşeli parantez, süslü parantez ve sıfırı yazdığımız yere sağdaki yazdığımız değer işkeni oraya atamak için kullanılıyor. Bu C gibi dillerde %D diye yazılır. C Sharp'ta da böyle. Bu farklı bir şekilde de olabilirdi. Onu da deneyebiliriz. Sonra işte ekrana yazıyor ve sonra bir değişken bekleyip sonlandırıyor. Bu readline ile readkey'in farkı. Readkey'de bir harfe basıp enter basmak gerekiyordu. Readline'da. Readkey'de direkt basınca bitmesi lazım. Evet. Aslında bitti ama debug modunda olduğu için ekrandan kaybolmadı. Şimdi deneyelim. 2'ye bastım. Bir harfe basmadık olması lazım. Evet. Readkey yani bir harfe bastığınız anda kapanıyor. Readline'da harfe basıp enter'e basarsa kapanıyor. Şimdi bunu böyle değil de aslında şöyle de yapabiliriz. Artı koyarsak string'i birleştirir. Deneyelim. Böyle olur. Bu daha kolay bir kullanım. Sonraki şeye bakayım. Değişkenler, int. Bir değişken doğrudan sayı atılabildiği gibi başka bir değişken atılabiliyor tabii ki. Aynı satırda birden fazla değişken tanımlanabiliyor. Bir değer attıktan sonra farklı bir değer atılabilir tabii. Normal. Diyelim ki değişken tipi yazmak gerekmiyor. İstemiyorsanız var kelimesi kullanabiliyorsunuz. JavaScript'teki gibi. Eğer soru işareti ise, soru işareti bu diğerin nül olabilir, yani boş olabilir anlamına geliyor. Soru işareti yazmıyorsa o diğer nül olamaz demek. Bir sayı şimdi var sayı 10 diye yazarsak, sonra da onun get type hangi tipte olduğunu söyle ekrana yazdırırsak eğer bu sayı int ise int yazar. Ya da sistem.int32 yazar. Bunları deneyebilirsiniz. Ama çok da önemli değil bence. Sans sayı tipleri de bence çok da önemli değil. Yani hepsi short byte falan, bunlar o kadar da yoğun kullanılmıyor. Bool kullanılıyor. True false. Char'da bir string'in bir karakteri demek. Eğer karakter yazılıyorsa o zaman da tek tırnak oluyor. Yani tek tırnak görülürsek demek ki bir karakterdir.
söylesek de bu distinct'tir. Bool true false mı? Doğru mu diye bir şey yaptık diyelim. True ya da false yerinde tutabiliriz bunu da. Çarpma bölme şu mod alma diyelim şuna. Bölme değil. Bölümden kalan bu şu bölme. Artı artı bir arttırıyor. Eksi eksi bir azaltıyor. Yani şöyle. Diyelim ki int a eşittir 5 dedik. Bu yukarıda yazılabiliyor kodlar. Buraya da yazılabiliyor. Eğer yukarı yazarsak class'ın bir altına. Başka bu aşağıya fonksiyonlar yazdığımız zaman ilerideki derslerde ya da metotta diyorlar. İçerisindeyken yukarıdaki sayıyı kullanabilirim, tam sayıyı. Yazdığım zaman tam sayıyı görür. Ama şuradaki a'yı görmez. Çünkü bu a şu parantez içerisinde geçerli. Şu burası global değişken tanımlamak demek. Burası lokal değişken tanımlamak demek. Diyelim ki bir değişkeni tanımlamadınız ama ona bir değer atmak istiyorsunuz. B eşittir 10 dedim. Böyle hata verdiğinde soldaki ampul işaretini tıkladığımız zaman bize diyecek ki bu değişkeni tanımlayabiliriz. Bu üstte tanımlamaya field diyorlar. Global de diyebiliriz. Global de, genelde global variable değer diye de söylerler. En yukarı tanımlamak field. Ya da lokal tanımlamak. Ya da property değil de statik olarak ekliyor. Bu sondaki başka derste göreceğimiz bir şey. Ya da parametre de ekleyebiliyor. Bu da başka da bir derste görebiliriz. Sonra göreceğiz yani. Yani field demek, yukarı tanımlamak demek. Şuraya ekledi. Lokal demek de. Bu iki üst üste parantezin arasında tanımlamak demek. Lokal tanımlananlar farklı bir yerde erişilemiyor. Farklı bir metotta erişim olmuyor. Şimdi B'yi yaratmak istiyorsak B artı artı yapabiliriz. Yaz açacaksak da B eksi eksi yapabiliriz. 2 artırmak istiyorsak B artı artı bir de artı artı yazamıyoruz. Tek seferlik artırabiliyoruz. 2 artıracaksak kendisine 2 ekleriz. 3 artıracaksak 3 ekleriz. Burada şimdi 2 tane B harfi kullanılıyor. Bunu kısaltmak için şöyle yapmışlar. Aslında üstteki alttaki aynı. Yani B'ye B artı 2 eşittir deyip B'ye atıyor tekrar. Bir de şöyle bir şey var. B eşittir A artı artı dersem. Şimdi B'nin değeri nedir? B'yi ekrana yazdığımız zaman hangi değeri göreceğiz? Bence B 10'du, A da 5'ti. B için 15 yazacak bence. Gerçi zaten ekran çıkmış. Hızlı bastım biraz. Neden öyle oldu? Çünkü artı artı sonlu olduğu için önce A'yı atadı, sonra A'yı artırdı. Bu artı artıyı bir satır önce yapsaydık ya da önce bir satır önce yapalım. Satır önce yapıp sonra atadık diyelim. Şu anda atlı oldu. Ya da şöyle de olabilir. Artı artı yönü yazarsak da önce artırıp sonra atama yapar. 6. Artı artı eksi eksi olayı da böyle. Sonraki sayfaya geçelim. Yorumu söylemiştim.
Global lokal değişkenden bahsediyor ihtimalle. Şimdi strike'larda geçti. Bu strike'lar C'de var, C#'da da var ama ben pek kullanmıyorum. Daha çok class kullanıyorum. Class'a da çok benziyor. Çok kullanıldığını görmedim. O yüzden bunu yapmaya gerek yok. Kontrol yapıları da if'teyim var, switch case şimdi if eğer demek Türkçesi. Mesela eğer B eşittir 6 ise ekrana bir şey yazdırabiliriz. B 6'ya eşit diyebiliriz. Değilse yazdırabiliriz. Evet. Şimdi bu if eğer demekti kelime anlamı. Yani bir şart demek bu aslında. Eğer B eşit 6'ya eşitse. Else de değilse kelimesi çok benziyor. O yüzden değilse diye çevirebiliriz. Bir şarta da bakmak istiyorsak else if diyebiliriz. B işte eşittir 5 ise mesela. B 5'e eşit. Else if de şöyle oluyor. Değilse böyle mi diyelim? Ya da şuraya şöyle yazabiliriz. Böyle mi yazarız buraya? Buraya da yoksa böyle mi yazarız? Önce if'e bakıyor yani. Bu değilse yattık if'e geçiyor. Else if'e. Değilse aslında bu da yukarıdakilerden hiçbiri değilse. Evet, bunların çalışma şekli bu şekilde. Bu eşittirden başka eşit değildir koymak için ünlem konuluyor. Küçüktür aynı. Küçük eşittir bu şekilde gösteriliyor. Büyük eşittir böyle. Şu ikisi kullanılmıyor. Yani B hem 6 hem de 5'e eşit mi diye bakacaksa böyle bakacağız. Şu kullanılmıyor. Ya da yapacaksak ya 6'ya eşit ya da 5'e eşit durumunda çalışacak demektir bu. İkisinden birisi doğrusu çalışacak. Ve ise de ikisi birden doğru olması lazım. Hem 6 hem 5'e eşit olamaz ama bu şu an çalışmaz. Bazen neden çalışmayacağını gösterir bazı derleyicilerde. Şu an bunu göstermedi bu. Belki döngülerde sonsuz döngü oluşturuyorsa eğer ya da bir durum her zaman turuysa bu derleyici bunu fark edip bir anda bu durum bu her zaman turu gibi uyarı verebiliyor. İşte işletmenin farklı örneklerini yapmışlar. Şimdi SwiftCache örneğine geçecek bir ihtimalle. Çünkü bu tarz bir örneğe benziyor. Bir sürü else if yapmak yerine SwiftCache de yapabilirsiniz. Onu gösterecektir şimdi. Evet, böyle de oluyor. Bir önceki örneği SwiftCache çevireceksek eğer şunu. Kaldırayım. Şunları da silelim. Şimdi
Byte'a çevirmiş. Byte'dan sonra ship diye bakmış. Elim çalışıyor mu? Bir yazdık, enter bastım, ocak yazdı. Şimdi bunu böyle değildi. Switch case yapacaksam eğer. Switch diyeceğim. Böyle olması lazım. Unuttum nasıl yazıldığını. Bakayım. Değişken de yazacağız şuraya. Burada değişken dediği aslında ay oluyor. Eğer birse ekrana ocak yazsın. Demek ki kırmızı hatayı bilerek yazmadığım için veriyormuş bu arada. Bilerek yazmazsak alt satırdan devam eder. Onu şimdi deneriz. Burada şu else'in karşılığını yapalım direkt. Hepsini uzatmaya gerek yok. Else'in karşılığı burada default. Yukarıdakilerin hiçbiri değilse bu çalışacak yani. Bunun sonunda böyle istiyor. Şimdi şu bire yazmadık diyelim. Ve çalıştırsak. Demek ki çalışmıyor. Diğer dillerde çalışıyordu. C#'da çalışmıyormuş. Aslında bu iyi bir şey. Çünkü bir ek olmazsa alttan devam ediyordu. Bunu zorunlu tutması aslında iyi olmuş bence. Şimdi bir yazdım, şu bir yazınca bir üstteki ocak çalıştı, alttaki ocak çalıştı. İkisi de yazıyor. 3 yazdığımda üstteki mart dedi, alttaki de 3 olmadığı için o default durumuna düştü. O yüzden ekrana böyle yazdı. Yani bu series içerisinde fazla çok fazla if else'i böyle alt alta yazmak yerine kullanılan farklı bir tür. Şimdi döngüler var. For döngüsü en çok kullanılan döngü. While de çok kullanılır. Ama daha çok for. Şimdi while yapacaksak while'i iken diye çevirebiliriz. İ 100'den küçük iken şu i parantez arasındaki iki süslü parantez arasındaki kodlar çalışacak demek. Şu i'yi artırmazsak eğer sonsuz döngüye girer. Sürekli çalışır program. Deneyelim. Ekranda bir şey görmüyoruz ama ekran yazdırsak aynı zamanda bunu. Şimdi programın sürekli çalıştığını göreceğiz. Ve sürekli sıfır yazıyor. İyi, hiç artmıyor. Şimdi iyi artıralım. Şimdi 100'e kadar gelip duracak. Evet. Burada sayıları toplamış ama ekran yazdırmamış. Toplamını da yazdıralım. 0 ile 100 arası sayı toplamı kaç olur bilmiyorum ama 10 olursa 55 olması lazım. Niye 55 olmadı? Çünkü 10 dahil değil. Dahil edeceksek eğer eşittir yazacağız. Evet. Çıktısı 4950'ymiş 100'e kadar olursa. 100 dahil değil tabi buna. Çünkü eşittir yok. While böyle. Aynı döngüyü değiştirelim bence. Hem for hem do while'a.
yapacaksak. Dubai'nin şeyi biraz farklı yazılışı. Yorum sadır bir çalışmasın. Şimdi Dubai'de şöyle bir şey var. Dubai'de önce şart sallanıyor mu diye bakar. Sonra bu kodlar çalışır. Ama Dubai'de şart sallanmasa bile, yani iyi büyüktür 10 yapsam bile, bir kere çalışır burası. Ama sıfırdan başlıyor. Sıfırı topladık, gene sıfır yaz ekrana. Şunu şöyle yazayım. Bir kere çalıştığını görmek için. Bu iyi de ekrana yazdırayım. Şimdi iyi ondan büyük değil ama yine de çalışacak. Evet, o bir yazdı. Sıfır olarak da toplamından dolayı sıfır yazdı. Şimdi üsttekini denersek buna eğer. Büyüktür yaptığımda buraya eklediğimde şimdi ekranı bir yazmaz. Çünkü önce şarta bakıyor valide. Valide şart sağlammışsa bile bir kere çalışıyor. Bu bazı durumlarda gerekli olabiliyor. O yüzden böyle bir şey çıkarmışlar. Ama normalde çok kullanılan bir özellik değil. Bunu for'a çevireceksek eğer for'u yazmanın kolayı var. For yazıp iki kere tab'a basınca kendisi ekliyor. Bu değişkeni buradan da tanımlayabiliyoruz. Burada tanımlarsak eğer tabi yukarıda tanımlı olduğu için aynı değişken ismi verilemediği için aynı yerde aynı üstü parantezin içerisinde. Çünkü bu lokal olarak tanımlanmış. O yüzden bunu ismini değiştirmeliyiz. Mesela C yapabiliriz. Birinci yaparsak diğer de C alıyor zaten. Dişleri olarak da 10 yaptık. Ona da eşit olsun. İçindeki kodları alayım. For'un çalışma şekilde başlangıç değeri, bitiş değeri ve artış miktarı olarak çalışıyor. Bu artış miktarı azalış miktarı da olabilir. Yani eksi eksi falan da yazılabilir. Yani sıfırdan başlıyor. Önce bu şart sallanıyor mu diye bakar. Sallanmıyorsa buraya çalışmaz. Sallanıyorsa çalışır. Yani buna büyüktür yazarsak eğer ve ekrana yazdırmak istersek iyi. Ekrana bir yazmayacaktır şu anda. Çünkü önce şarta bakıyor. Şart tamamsa yazmaya başlar. Bu şekilde. Şey arttı artı da bu çalışma işlem bittikten sonra şuna gerek yok var artık. Ve yerine de şey yazacağız. Evet. Şeyi önce burası bir kere çalışıyor. Bunu anlamak için şuraya bir breakpoint koysak, sonra çalıştırsak. Buraya geldi sonraki adıma over değil de int olarak ise görebiliriz. Döngü bittiğinde önce artırdı. Sonra şarta baktı. Şart sağlandığı için döngüye girdi. Döngü bitti. Çünkü tek satır zaten. Sonra şimdi artıracak. Şarta bakacak. Toplayacak. Bu şekilde şart sağlanma işlemi bitinceye kadar ona geçinceye kadar C. Şu an 7 aşağıda 7 gözüküyor. Toplamda 28 olmuş. Şimdi 8 oldu. 9 oldu. 10 oldu ve son kez çalıştı şu anda. Son kez çalışsa bile yine de şartı bakacaktır. Yine de artıracaktır. O yüzden bu kodlar aslında 12 kez çalışır. 10 kere yazılan bir şey aslında 12 kez çalışıyor. Çünkü hem artırıyor hem de tekrar şarta bakıyor. O yüzden performans açısından
Fordringx yerine alt alta 10 tane yazmak daha performans. Çünkü 10 kere 10 satır çalışıyor. Bu 12 satır çalışıyor aslında. Ama kolaylık sağladığı için de bu döngüleri bulmuşlar. Alt alta 10 satır yazmak yerine 2 satır da yapabiliyoruz. Bütün döngüler bu şekilde aslında. Burada farklı örnekler var. Bir de for each döngüsü var. For each'te şunu aynısını for each'te göreceksek eğer. Taba bastım kendi yazdı. For each'te şöyle yapabiliriz. Bunu ben 10'a kadar artıracağım. Bunu da J mi yapsam? Item de olabilir. Bunu 10'a kadar artırmayı 10 diye değil de sayaç 10 yazsam. Sonra böyle yapsam. Bakayım örneğe. Burada dizi almışlar oraya. Dizi kullanmadan for işi kullanamıyoruz demek ki. Olsa güzel olurdu. O zaman dizi yapacaksak eğer. Şunu bir dizi yapalım. Dizinin olayı da şu köşeli parantez olması gerekiyor. Sonra süslü parantez 1, 2, 3 gibi yazabiliriz. Aralığında virgül olacak her bir elemanın. Şuna dizi yazarız. Yazdığımız zaman dizinin her bir elemanını ekrana yazacaktır. Item dersek. Şimdi üsttekini doğrudan for'a çeviremedik. Yeni bir for iş yazdık. For işi for'a çevirelim o zaman. Bunu item yapacaksak. Buraya da dizinin uzunluğuna girmeliyiz. Bu şekilde de olur. For iş böyle, for da böyle. Şimdi arasına bir de çizgi ekleyeyim. Aynısını yazıyorum bakalım. Şimdi 10'a kadar yazdı. Alttaki sıfırdan başladı, üstteki birden başladı. Çünkü eleman olarak burası birden başlıyor. Bir de şöyle bir hata yaptık. Bu item'ı elemanlara yazdırıyor. Şu da bu 0, 1, 2, 3 diye artan şey yazdırıyor. Elemanı yazdıracaksak eğer dizi köşeli parantez item yazmamız lazım ki elemana erişilmeyen dizinin 0. elemanı 1. 2. 3. eleman diye gidiyor bu. Sayarken birden sayar. Şu length uzunluğu hesaplarken 1, 2, 3, 4 diye sayar 10 bulur. Ama o dizinin elemana erişmek istiyorsak da 0'dan başlayarak saymamız gerekiyor. Yani 0. eleman 1 oluyor. Diziler hep 0'da başlıyor yani. Diğer dillerde de böyle bu. Şu en sondaki sıfır toplam ekran yazdırdığı için o ekrana çıkıyor. Onu kaldırabiliriz. Bu şekilde ikisi de aynı. Burada arasındaki fark, şu ikisini arasındaki fark kısaltma amacıyla kullanılıyor. Ben daha çok for'u tercih ediyorum ama for işte kullanılabilir. Yon kullanılacak size. Dizileri aslında söylemiş olduk bunu söylerken. Int dizisi olacağı gibi string dizisi de olabilir. Diziyi sıralamak istiyorsak da tabi ArraySort kullanılabiliyor. ArraySort küçükten büyüğe sıralıyor. Reverse de tersine çeviriyor. Bu durumda büyükten küçüğe sıralayacaksak eğer, buraya da yazmamış ama önce küçükten büyüğe sıralayıp sonra ters döndürürsek büyükten küçüğe sıralar. Normalde doğrudan büyükten küçüğe sıralayan bir şey yok. Ama önce sıralayıp küçükten büyüğe sonra ters çevirirsek büyükten küçüğe olur. Index of da bu istenen elemanın kaçıncı sırada olduğunu söyler. Mesela 100'ü arattığı zaman 0, 1, 2 diyecektir.
İkinci sırada indeksi. Kaçıncı elemanın olduğunu söyler yani. Evet, şurada açıklamış. Metotlar. Metotları bazen D ile bazen T ile yazıyorlar. Aynı şey. Metotları demin bir kere göstermiştim ama şimdi ayrıntılı olacak. Parametreler. Kendi metodunu yazmak. Önce başka metodu gösterdi. Sonra kendi yazmayı falan gösterdi. Bu aslında bunun en iyisi. Evet, şu karesini al ördeği güzel. Şunu alabiliriz. Ya da kendimiz yazabiliriz. Alalım. Şimdi şu büyük harfle başlamış ama aslında büyük harfle değildi. Metot isimleri küçük harfle başlar. Bu kuralı uygulamamışlar ve buraya da yazmamışlar böyle bir şey olduğunu. Metot isimleri küçük harfle başlar. Klas isimleri büyük harfle başlar. Kural uymak gerekir normalde. Şimdi sayı alıyor. Bunu bu kadar uzatmak yerine de direkt çarpıp yollayabiliriz. Tek satırda da bitirebiliriz bunu. Şimdi bunu çağıracaksak eğer bunların hepsini kaldıralım. Bir metodu çağırmak için metodun ismini yazıp köşeli süs normal parantezle yaptığımız zaman çağırabiliyoruz. Şimdi buradaki yerde hata içine bir sayı yollamadık. 5 yollayayım. Non-static file. Şimdi statik bir metodun içerisinde statik olmayan bir şey çağırdığımız için oluyor bu ihtimalle. Bunu statik yaparsak eğer sorun çözeriz. Bu statik olayına sonra bakacağız. Şu an kadar önemli değil. Şu an bilinmesi gereken şey statik bir metoda çağıracaksak bunu statik yapmamız lazım. Private yapsak hiç çözer miyiz bakayım. Private de hiç çözüyormuş. Private de çözmüyor. O zaman mecburen statik yapacağız. Şimdi 5'in karesini aldı. 25 oldu. Bu şöyle bir şey. Bu aslında başına da private yazayım da tam olsun. Public private erişimle alakalı. Şu anda o önemli değil. Statik de önemli değil. Şu int değeri geri döndüreceği şeyin veri tipi. Geri döndüreceği değişkenin veri tipi. Return'da geri döndürmek demek aslında. Geri döndüreceği değer de nereye döndürecek? Nerede çağırdıysanız oraya gelecek. Buraya gelen sayı da Redline'dan dolayı da ekran yazacak tabii. Bu da bu parametre. Şimdi iki tane aynı isim metot olabilir. Ama parametre sayıları farklı olması lazım. Böyle olabilir. Tamamen parametre sayısı aynı olup da hem de değişken tipi aynı olup iki tane olamaz. Ama string olursa mesela bir tanesi olabilir. Çünkü bunu ayırt eder. Eğer bu string ise tabi int tipinde döndüremeyeceğine göre burada string olması lazım. Tabi stringler çarpılamayacağına göre de bunu da toplayabiliriz. Artı yaparsam 5 yollarsam mesela bunu 55 yapacak. Hatta deneyelim. Şu anda buraya şimdi hangisini çalışacağını düşünürsek buraya int yolladığımız için burada int olduğuna göre bu metot çalışacak. Ben buna string yollarsam eğer o zaman burası çalışacak demek. Şimdi ekran 55 yazacak bu durumda. Evet. 55 yazdı çünkü 5 artı 5 yani yan yana bitişik yazdığı için 55 oldu. Arasında bir de boşluk koyulsun istiyorsak şöyle yapabiliriz. Arasında boşluk koyar. Böyle. Yani ikinci arayacaksak de o zaman mesela 2,5 diyeyim.
Birinci paralelde virgül koyarak ikinci paralelde yazıyoruz. Bunu çalıştıracak şimdi. Bunu çalıştığını görmek için de sayıyla sayı 2 çarptırayım. Yani 2 çarpı 5'ten 10 olması lazım. Evet, onu gösteriyor ekranda. Metotlar parametreler de aslında bu şekilde. Void ise eğer ekrana girip bir döndürmüyor demek. Void ise o zaman return'a da gerek yok. Nasıl olsa bir şey geri döndürmeyeceğine göre. Void ise o zaman ekrana bir şey döndür şey geri metodu çağrıldığında geriye bir şey dönmeyecek demek. Return'a da gerek yok bu durumda. Bunu da kare al. Aynı isimde olsun. Parametre sayısı olarak bu sefer de char yazayım. Çünkü int yazınca en üst olduğu için iki tane aynısı olamayacağından dolayı olmuyor. Yani şu geri dönüş yerine göre etme yok. Parametreye isme parametre sayısına ismine parametre tipine göre ayırt etme var metotları. Buraya artık return yazmamız gerekmiyor. Eğer şuraya return yazmazsam o zaman hata verecektir. Şöyle bir şey yapsam ve return yazmasam bu geri döndüreceği değer olması gerektiğini söylüyor. Çünkü burada bir int var. Geriye bir int değer döndürmesi lazım bunun. Döndürmeyeceksek eğer void yapmalıyız. Bazen döndürmek gerekir, bazen döndürmek gerekmez. Döndürmeyeceksek nasıl çalıştırırız? Console'a redline'ı buraya yazarız. Buraya yolladığımız karakteri ekrana burada yazar. Bir şey geri döndürmüyorsak eğer write'tan ekranına yazar. Şimdi bunu da deneyebiliriz. Şimdi ekrana C yazması lazım sadece. Oradan aldığı C'yi bir daha yazarsa eğer iki tane C göreceğiz. İlginç oldu. Şunu yapmayalım. Kare al, kare al. Karakteri çalıştırdık ve geri bir şey döndürmedik. Ve console write'lan dedik. Bastığımızda şu an ekranı yazması lazım. Buraya geliyorum diye kontrol etmek için şuraya bir breakpoint koyacağım. Ve oraya gelmiyor. Static olmadığından dolayı olabilir. Evet. Static olmadığından dolayıymış. Hata vermedi ama çalıştırmadı aynı zamanda. Normalde böyle yazılır bu. Çünkü geri bir şey döndürmeyeceksin ve ekran yazma kodu buradaysa da burada ekran yazması lazım. Şimdi C yazdı. Şuraya da kursa falan yazarsak ne olacağını ikna edeceğim şu anda. Eğer çalışırsa alt alta iki tane C göreceğiz. Ama çalışmıyor tabii ki. Çünkü bu ise geri dönecek bir şey yoksa write'dan ekrana bir şey yazdıramayacaktır. Yani burası aslında null gibi bir şey oluyor. Bunu da kabul etmiyor tabii ki. Burası boş olamaz. Ekrana bir şey yazması lazım illa. Boyut olayı da böyle. Metotlar aşırı yükleme olayını yaptık aslında. Aynı isimden yazıp parametreyi falan değiştirdiğimiz zaman buna overload diyorlar. Overloading falan da denilebiliyor. Metotlar aşırı yükleme Türkçesi. Şimdi nesne ölümünde programlamada klaslar falan var. Sınıflar, implements, extends falan var. Onlara da bakalım. Şimdi diyelim ki bir araba var. Bu arabaya özellikler yap. Bu arabanın farklı modelleri var tabii ki. Burada baktığımız zaman hepsinde tekerlek var. Hepsinde camlar var. O zaman tek tek bunu yazmak yerine yani yeni bir
Dosyada açacaksam. Klasa araba dedim diyelim. İki tane not okuyormuşum. Tek nokta lazım. Şimdi buraya hepsini istek yapabilirim. Cam diyeyim. Tekerlek diyeyim. Mesela direksiyon diyeyim mesela. Şimdi bu arabada tek tek kullanmak yerine demişler ki mesela buradaki örnekte ne vardı? Polo var. Polo yapacağız diyelim. Polo'ya da aynı özellikleri yazmayalım. Bu diğer klastan kullanalım bunu. Yani böyle yapmak yerine şöyle yapsak bunu. Estens desek. Arabadan tresek. Ama bunu görmedi bu. Bunu başına public koysak. Bunların başına da public koysak. Bilemez var mı? Doğru yazıyorum. Şunun devamına bakayım ne yapıyor. Galiba arada iki nokta olacaktı. Şunu hatırladım. Extens yazsak. İki nokta da değildi. Direkt yazılı olması lazım. Devam. Şöyle yazabiliriz. C sharp extends desek. Evet, iki nokta koyarsak extends olanı yapıyormuşuz. Yani araba. Extends olduğu biraz Java'da kalmış. C sharp'ta extends yerine iki nokta konuluyor diyor. İplemesi yerine de virgül konuluyor diyor. Şimdi üstten ürettiğimiz için bu polayı kullanacaksak eğer bir yerde mesela burada bundan bir hediye için üreteceksek yeni bir nesne ürettik. Yeni nesne üretmek bunun ismi. Yeni nesne üretme olduğunu nasıl anlarız? Şurada niye var? Yeni demek. Bu da bir int string gibi bir değişken bir isim olmadığına göre, bir class ismi olduğuna göre demek yeni bir nesne üretiyor diyebiliriz. Şimdi bu polar özelliklerine baktığımız zaman normalde şu özellikleri de bizim public yapmamız lazım ki erişebilelim. Şimdi normalde polonun cam diye bir özelliği yoktu. İçerisinde öyle bir şey yazmıyor. Ama arabada yazıyor. Bu da arabadan türetilen bir diğer. Extens türetmek demek. Ya da iki noktada gösteriliyor. O zaman Polo'da bu özellikler var oluyor bu durumda. Bunu public yerine başka bir şekilde yapabiliriz. Public herkese açık demek işte. Yani her türlü durumda erişilebiliyor. Private ise erişilemiyor dışarıdan. Bunu niye böyle ayırt etmişler? Şöyle. Eğer public dışarıda erişeceksek public yapmalıyız. Her şeyi public yaparsak öyle private diye bir şey yapmadılar diyelim. Öyle bir şey olmasaydı pola yazıp nokta koyduğumuzda her şeyi çıkardı buraya. 50 tane şey varsa hepsini buraya yazardı. Ama bizim bazılarını private yapmalıyız ki hepsini görmesin. Bu kolaylık açısından böyle. Biraz da güvenlik açısından. Çünkü bir private yaparsam bu değişkeni değiştirmek istemiyorsam artık ona bir şey yazamam. Ama bazen yazmak istiyorsam eğer de private olduğu halde o zaman getter setter kullanacağım.
Dataset oluşturmanın kolay yolu var mı diye bakıyorum. Genellikle ilgili bir şey varsa. Alt inset olur genelde bu. CTL olur. Hiçbir el olmadı. Şöyle bakalım. Visual Studio. C Sharp. Getter Setter Shortcut diyebiliriz. CTRL-K. Şu taraflar VPN'den dolayı gözükmüyor. VPN'i açmak gerekiyor. Saatli Refactor deyip Encapsulated Flight diye file demiş. Yani şuna tıklamış. Yanlış hatırladım. Bakayım. Şu hatayı gösteriyor burada. Bu hatayı düzeltmek için onu öneriyor mu acaba? Önermiyor. Bu sağ tuşla yapma olayını kaldırmışlar ya da ben göremiyordu olabilirim. Yeni versiyonlar nasıl acaba? Top device demiş. Yapsam. Şöyle cam yazıp. Bu da değil. Daha kolay bir şey olmalı aslında. Code generate. Code demir var mı? Yok. CTRL-K'yı deneyelim. CTRL-X. Insert snippet demiş. Prop. İşte KX yaptım. Buraya geldim, buraya da prop yazdım. Anladım. Şimdi buraya cam yazarsak bunu oluşturmuş oluyor. Ama bizim istediğimiz şey string yapmaktı bunu. Bunu da aynı zamanda float yapmaktı. Şöyle oldu. Peki bunu yazdığımız şeye ekleyeceksek mesela CTRL-KX yapsam tek üzerine tıklayarak bunu prop desem olmuyor. Üzerine karalayıp yapsam bunu. Yine yok. Pro full desek ne farkı var bakalım. O zaman hem tanımladı hem de bunu ayrı bir şey oluşturarak yaptı. Ona gerek yok. En kötü ihtimalle birini yaparız. Diğerini de kopyalayabiliriz. Böyle olur. Diğerinde de ne yapayım? Mesela pedal diyeyim şunu. CTRL-KX yaptım. Prop full. Prop full'e basıp tab'a bastım. Ve böyle oldu. Dersem de böyle oluyor. Neyse çok kolay bir kısırlı yok gibi. Eğer varsa yorum yazarsanız daha iyi olur. Ya da bir eklenti kurarak da olabilirmiş. Olabilir belki.
Şu an üstünde oluyor bu arada. Şu 6 sert değil olay. Biz üstünde olmuyor. Şimdi olaya bakalım. O cama erişebilecek miyiz? Bu geset dedik. A ile private. Bu şekilde olmuyor. Buna profil özelliği yaparsak. Yani değişkenlerle private olarak kalacak. Ama bu metodumuz public olacak. Ve metodu buradaki değerde tamam doğru. Şu my var ile de şöyle yapacağız. Geri geleyim. Şunun ismini şöyle yapabiliriz. Şunu cam yazarız. Cam property. Şunu cam diyebiliriz. Şuna string deriz. Bunu da böyle yazarız. Buraya da string yazarız. Ve olur. Şimdi pol nokta yazdıktan sonra jump property deyip ona bir değer atabiliriz. İki türlü de olabiliyor yani. Direkt public yapmak daha kolay bir use de ama bu kullanım daha iyi. Şuradan biraz geri geleyim. Public elde erişebiliriz. Private sahaya tanımlarını sıfırçasına erişebilir. Internal sadece bulunduğu projede erişebilir. Protected sahaya tanımlarını sınıfta ya da o sınıfı miras sınıfına erişebilir. Protected informal'da sadece tanımlandığı sınıfta ya da o sınıfı miras alanına erişebilir. Ayrıca tanımlamanın aynı proje içerisinde olma şartı yoktur. Project farkı budur. Bir de default var. O da aynı paket içerisindeyken oluyor. Numara yazmamış. Deneyelim. Default yazsam. Pardon. Default değil. Friendly. Friendly string cam 2 desem mesela. Friendly kalktı mı acaba? Bunları atayım bir Google'dan. C-Sharp friendly desem. Friendly yerine internal oluyor demek ki. Friendly diye yazıldığını daha önce görmüştüm aslında. Belki başka bir dilde de olabilir. Tamam, devam. Getset olayını anlatmış. Constructor demekti. Bu şeyden bir nesne üretmek için bunun bir constructor olması lazım aslında. Oysa constructor'da da şöyledir. Public yaparız. Araba deriz ve içinde boş bir şey yaşarsak. Şimdi constructor yapmış olduk. Bunun constructor metodu olduğunu anlamak için void int gibi bir iri tipi yok hem de return yok. Oradan constructor yollanışılır. Aynı zamanda isimleri de aynı olması lazım bunun. Bunu değiştirsem kabul etti ama etmedi.
İsimler aynı olması lazım. Oradan constructor diyebiliriz. Bu constructor'da bu değişkeni üretmeyi sağlıyor aslında. Demin constructor yazmadığımız halde çalışmıştı. Bunu ben yorum satır yapsam. Sonra da şunu ekran yazdırmayı denesem. Bakalım yazacak mı? Normalde yazmaması gerekir. Yazdı. Bu galiba Java'da yazmıyordu. Şöyle yazdığımız zaman deneyelim. Yine de yazıyor. İki türlü de oluyor ama konsantre olması gerekiyor normalde. En azından şöyle. Kesin çalışmayacak bir şey yazayım. Follow 2 diyeyim. Bunu metot olduğuna göre, konsantre bir metot. Buna ben değişken yollayabiliyor olmam gerekir bu durumda. 2 diye bir şey yolladım. İşte artık kabul etmez. Çünkü öyle bir metot yok orada. Şu tıkladığımız zaman hem şöyle olması daha iyi bence. Fiyatı kullanmak yerine. Zaten o da var. Ama üstteki daha çok kullanılıyor. Üstteki yapalım. O daha çok kullanılan bir şey. Şimdi şu diz işareti o bu ya da burada gibi bir işaret göstermek için kullanılan bir şey. Şimdi diz yazmazsak eğer yukarıda bir global değişken var. Bir de lokal değişken var burada. Bu ve hangi ve? Yani ve eşittir 5 dersem mesela sonra bunu ekrana yazdırsam ekrana ne yazar? Ya da bunu başka bir yerde çalıştırsam ne yazar? Bunu şöyle deneyebiliriz. Şuraya. Şunları kaldırayım. Ekrana ekstra bir şey yazmasın. Şöyle yapalım. Int a eşittir 5 dedim. Tamam. Buraya da a eşittir 10 dedim. Int a eşittir 10. Bunu ekrana yazacağım şimdi. Şimdi ekran 10 mu yazacak, 5 mi yazacak? Bence 10 yazacak. Bu diğer şeyi silmiş bu arada. Bunu yazarken. Ben demin arabada denemişim bunu. Normalde Polo'da denemem lazımdı. Onu deneyelim madem tekrar. Şimdi bu halde çalışıyor da. Olaya bir constructor yapalım. Şu yorum satır yapayım. Çalıştırayım. Ekran 10 yazdı bu arada. ASD yazıyor. Constructor olmasa da olsa da çalışıyor. Şimdi bu halde ekran 10 yazıyor çünkü lokal değişkeni görüyor burada. Lokal değişken değil de global tamamen değişkene erişmek istiyorsam eğer o zaman başına diz yazarım. Ve bu değişkene erişebilirim. Statik olduğu için de burada statik olması istiyor. Metot ismi metot statik olmasaydı eğer bunu yapmam gerekmeyecekti. Büyük ihtimalle de program nokta demem gerekecek. Şimdi statik değişkenler çalıştırmak için, çağırmak için class ismi sonra da nokta koyup o değişkenin ismi yazmak gerekiyor. Böyle yazdığımız zaman da 5 yazdı ekrana. Şöyle yapsak. Hem diz desem. Olmuyor.
Burada tam istediğim şeyi gösteremedik. Burada değil de bu aynı olayı metotta yapsak. Metot diye çağırayım şöyle. Void olsun bu. Metotta yaptık. Bunu ekrana bunu çağırmak için static yapalım. Static yapmak gerektiği için de mecburen gene diz olayı çalışmadı. Evet. Bunu burada tam gösteremedik. Ama diz olayının anlamı üstteki değişkenine erişmek için. Bunu konsol projesinde değil de başka bir projede daha iyi görebiliriz. Konsoldaki o estetik olayı işte biraz karıştırıyor. Konstruktörün içerisinde değişken yazacaksak eğer onu da böyle yazabiliriz. Değişken tanımlama en yukarı yapılır. Sonra konstruktör. Sonra getir setter'lar yapılır. Artık çalıştırabiliyoruz. İçerisinde değişken alıyor. Beopola 2'yi nokta jump property desem bu jump property de karda tanımlı. Bu iki dediğim şeyi nasıl yapabiliriz? Buna getir satır yapsak, çağırsak ona iki yazdığını görebiliriz bu durumda. Öyle yapalım. Ya da direkt public de yapabiliriz. Direkt public yapalım. Sonra bunu şurada çağırsak B değeri için ekrana iki yazması lazım. B yazdı. Yani konstruktörde gelen ikiyi üstteki veya attı. Konstruktörde parametre girmekte bu şekilde. Enum demek bir şey tanımlayacaksak renkler gibi, günler gibi yazılabiliyor. Arada sırada kullanılan bir şey. Encapsulation'la getir setter falan aynı anlama geliyor. Getset yapmak demek yani bu olay. Kısaca. Private public falan da encapsulation'a girebilir. Miras alma kalkım extens olayı. Bunu demek ki yapmış arabada şey örneğini yapmıştık. Arayüzlerde interface İngilizcesi. Interface içerisinde sadece metotlar olur. Metotların yani void kalite gibi yazılır. Diğer başka bir şey yazılmaz. Bunu implement edeceğimiz yerde metotları çağırırız. Bunu da yapmamız nedeni belli bir özellikler vardır kayıt işlemlerinde ve sürekli kullanılacaktır onlar. Onları tek tek yani bu ürettiğimiz şeylerde farklı isimler olmasın diye biz kendimiz kolay sağlasın diye ve zorunlu olarak bu eklensin diye bunu yaparız. Zorunlu yapacaksak eğer bunu abstract yapmamız gerekiyor. Burada bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. Onu sonra connector'da da görebiliriz. Şu anki yapacağımız şey kaydet güncellesi eğer bu sınıftan türetilen bütün sınıflarda olacaksa bu interfezi kullanabiliriz. Aynı isimde bu şekilde farklı klasların olmuş olur bu durumda. Çok biçim ciddi şey de birden fazla extens yapacaksak interfaz yapacaksak şöyle insan bir ben bir insan demiş ayağında pati uzat demiş av demiş yani bu nasıl çalışıyor
Enumları kullanmış burada. Class'ları da kullanabilirdi. Şu abstract olayından bahsetmiş burada. Eğer abstractsa abstract değişkeni ya da metodu çağrıştırmak zorunlu oluyor bu arada. Şurada yazmış. Metodu kullanacak demek. Bu zaten daha önce vardı. Daha önceki derslerimizde ve constructor yapmış. Bunlar böyle bu kadar aslında arka arkaya ayrıntılara girmeye gerek yok. Çünkü zaten bu şekilde işte ekran metin yazdır, resim yazdır falan yapılmıyor böyle. Daha gerçekçi örnekler olursa daha iyi. Alttaki şekilde geri dönebiliriz aslında. Bu şekil güzeldi. Şu şekilde şu ok işareti varsa demek ki extens olayı vardır. Şu çizgi direkt olunca iplemez oluyor. Burada bu kuralılar bilmiyorum ama normalde öyle. Bu streaming'de dosyadan okuma, txt'den okuma gibi okuma yazma işlemlerinde kullanılıyor. Bir txt yazı yazmak, okumak çok önemli değil aslında. Aslında veri tabanı yazmak, okumak da önemli. Çok da önemli değil, o yüzden geçebiliriz. Şimdi thread yapısında bir kod çalışırken aynı anda bir tane daha kod çalıştıracaksak eğer threadleri kullanmalıyız. Mesela arka planda müzik çalarken aynı zamanda başka şeyler yapılacaksa thread olayı kullanılabilir. Ya da dosya indirilirken, kaydedilirken aynı anda başka bir şey yapmak isteniyorsa olabilir. Şu thread silip o bin yazarsa 10 saniye bekliyor. 10 saniye boyunca bekletir bu programı. Bin yazarsak 1 saniye, 1 milisaniye cinsinden oluyor yani. Şurada direkti başlatmış şurada. Dosya kaydetme işlemini başlatıyor. Sonra devam ediyor. Threadleri de sonraki örneklerde falan kullanabiliriz. Şimdi XML'de Windows falan programlamada kullanılıyordu. Windows'un metni uyguması için de kullanılıyormuş. Ben çok fazla kullanmadım. Ama bu WPF yaparken Windows Form değildi. WPF formatında geliştirme yaparken kullanılan bir şey. Şimdi sınava git diyelim. 20 soru var ve 175 geçme oranımız var. Sınava girmeden önce bakmak istediğim bir şey daha var. Core olanda açsaydık eğer console application C Sharp fark olacak mıydı? İlk uygulama Core diyelim. Core'un farkı hem Linux hem macOS hem Windows çalışabiliyor. Onun dışında bir fark olmaması lazım. Mesela bunu çalıştırdığımızda ekran gelip kaybolacak. Çünkü readline falan yok. Ama onu yapmışlar. Otomatik debug eklemişler ki readline eklemeden bile çalışabilsin diye. Eklesek biz ne olacak? Bu sefer bekliyor. Ama otomatik bekleme eklemişler. Güzel bir özellik. Güzel olmuş yani. İyi ki framework'ten başlamışız, yoksa bu olayı göremeyecektik. Ama core olan şeyde otomatik bekliyor olması güzelmiş. Bu exe yaptığımız zaman büyük ihtimalle böyle çalışmayacaktır. İşte exe'yi nasıl görebiliriz? Şu open for file explorer deriz, birine gireriz. Debug'da bunun exe hali vardır. Şu bu direkt kapanıyor gördüğünüz gibi. Çünkü bu değerler içerisinde yapıyor bu işlemi. Normalde bu readKey readLine olmazsa çalışmaz bu. Şimdi o exe'ye dediğimiz zaman da artık çalışıyor. Onu kolaylık olsun diye yapmışlar. Büyük ihtimalle kapatılabiliyordur.
Ama karar da verir. İsteğe bağlı olarak kapatabilirsiniz. Şimdi sınava girelim. Şimdi mod alma, bölme, bir toplam, bir eksiltme. Şu doğru değil. C-Sharp'la web olur. Native iOS olmaz. Embedded Console Windows olur. Ama Native iOS olmaz. Native iOS Objective-C ya da Swift'le oluyor. Aynısı .NET ürün ailesinin bir üyesi değildir. C-Sharp üyesidir, ASP.NET üyesidir, USJF üyesidir. Plank üyesidir ama Java Server Page bu. JSP değildir. Uygun akışını kontrol etmek için de if else kullanabiliriz. Kontrol etme eylemi deniyor. Üçten bir sıralayan fonksiyon. Sort. C# nedir? Programlama dili. İnterfez arayüzü. Bu nesne özelliklerini bir farklı nesne tarafından kullanılmasına olarak sayılan yapıdır da diyebiliriz. Birinci işlemin bir işlemi farklı şey yapacak adlı bir arayüzdür. Arayüzdür. Arayüzdür bunun cevabı aslında. Arabulucu gibi de olabilir bu. Çünkü cevap birbirine çok yakın. Ama arayüzdür şey daha doğru. Tüm hangi sınıfı, hangi ana sınıf üzerinden türetilir? Ha, bu object bu. Object olayı da şöyle. Bu nesne programlama dillerinde bir tane veri tip oluyor. En kökte root olarak. O veri tipine her şeyi atabiliyorsunuz. Object string de olabiliyor, int de olabiliyor. Yani bu string intler hep bütün bu kodlar en sonunda bir klasa dönüşüyor. O klasın ismi de object oluyor. Objectten türerek türetilerek. Evet bak sports alt klas. Hepsinin özelliklerini ve bunun root olduğundan bahsediyor. Object yani bunun cevabı. Bir döngü elemi değildir demiş. Return değil. Return bir metotta geri dönüş diye için kullanılan bir şey. Object orantı özelliğini barındırmaz. Paketleme. Web paketleme public file falan aslında o bir object içerisindeki bir şey ama web API free kişilik olan üstte değişik bu ışıklar iyi değil aslında bence bir hata var diyeyim ışıkları beğenmedim buna web VGCF diyesim var. Web API. VCF diyeceğim. Büyük ihtimalle yanlış yaptım bunu. Şimdi veya mantıksal operatörler hangisi doğru verilmiştir? Şu. Mantıksal diyorsa belki diye tek olan olabilir ama onu işaretledim. Hangisi metin türünde bir değişken oluşturmamıza yarayan diğer tipidir? Metin dediği string oluyor. Şu olabilir. Evet, şu daha doğru. Şu aslında extensis'in karşılığı tam. Bu fiil kalıtım ya da çok biçimci anlamına gelmiyor. Bir sınıfın niteliğinin alt sınıfa aktarılması, farklılaştırılması gibi şeyler çok biçimci olarak adlandırılır. Paralel programlama ne işe yarar? Aynı anda birden fazla kodu bu değil, hiçbir web sitesi değil. Bilgilerin bulut servis toplanması değil. Sistemi kullanmayan şeyler de olarak yapay evet bu olur. Çünkü aynı anda bir satır çalışıyor normalde. Aynı anda iki tane satır çalıştırabiliriz bu durumda. Ve bu da çok çeşitli sistemlerde 8 çekirdek varsa
8'e bölebiliriz. Daha az çalışmasını sağlar. Yahut da arşiv yükleme verilebilecek örnektir. Bazı önceki soru OAP ile alakalıydı. Bunların üçü de vardı. Hep API mi ECF mi olduğu tuhaf. O iki iyi değil. Ama şu üçü aslında OAP'nin içerisinde. Paralel programlama değil çünkü aynı anda çalışmıyor. Paketleme benziyor. Miras alma olabilir. Belki çok biçimcilik de olabilir belki. Ama aslında hiçbiri değildir. Bence. Ama en yakın encapsulation'a benziyor. Bu yanlış tanımlamalara bakalım. Şu sealet diye bir şey yok ihtimalle. Varsa şimdi görürüz. Varmış. O zaman ne olamaz deneyelim. Olabiliyor demek ki. Bunu aslında şöyle daha iyi deneriz. Yeni bir şey ekleyelim. Yeni bir C# dosyası ekleyeceğim. Şekilde oluyor mu? Oluyor. Da oluyor. Bu da olur zaten. Şu en altta olmuyor demek ki. Interface Public Write özelliği. Bunun da varmış. Hepsi çalışıyor. Çalışmayanı bulamadık. Yanlış tanımlanmıştır. Seyret diye bir şey çalışmadığını düşünmüştüm. Düşünüp bunu yazmış olabilirler. Ama şu an çalışıyor. Public Interface. Bu da bunun cevabı ihtimalle. Tanımlanmamıştır. Ha. Tanımlanmıştır değil. Hangisinde? Bir Arap'ın yanlış tanımlanmamıştır. Aslında Public Class canlıdır bu doğrudan. Diğerleri de oluyor ama aslında hepsi doğru değilmiş. Hepsi doğru diyelim. Düzeltirler belki bazı soru hatalı olabiliyor. Ben public class canlı olan şartlıyorum. En büyük pay şu adamda var. Sıcak'ın geliştirmesinde. Andrew Ejimbers. İşte hangisi cansız ruhuna kadar tam almıştır. Şimdi bu sınıf ismi, bu da kimden aldığı ismi, bu zaten bu da cevap direkt. Yerler farklı. Hangi metot girip diye döndürmez, void olan döndürmez. Hangi sonsuz döngüye girer? Şu girebilir belki. Belki de çalışmayabilir, böyle oluyor mu emin değilim. Şu A ondan büyükse ama ana tanımlandığı bir önceki değere. Gerçi bu döngü değil. Bu girmez. Alttaki bu ikisinin tanımlaması yanlış biraz. Emin değilim. Bu halde burada A'nın bir önceki değeri lazım bize. A'ya ama geldiğinde buraya 10, 50 attı. İlk başta 1 ise bile burası çalışacağına göre A 50 olacak. O zaman çok olduğu için tekrar çalışacak. Bu sonsuz döngüye girer. Şuna bakalım. Yes, zaten bu break'ten dolayı zaten bu kırılıyor. Break kırmak demek olduğu için sonsuz dönmez zaten. Şu formülü çalışıyorum onu merak ettim. Bu şekilde çalışmayacağını düşünüyorum. İlginçtir çalışıyor. Peki kaç kere dönüyor? Sonsuz döngü mü? Sonsuz mu nasıl anlarız? Şuraya breakpoint koyarız. Ya da şöyle. Breakpoint'e de gerek yok. Altına bir şunu en altına ekleriz.
Herhalde evet derse demek ki sonsuz dönmüyorlar. Çünkü sonsuz derse bir alt satıra geçmez. Bu bir sonsuz döngüymüş bu arada. Peki sonsuz döngüye giriyor. Şu neden girmiyor? Benim son girer dediğim buydu. Ay bunu ilk diyeyim ben. Nokta virgül yok diye mi dal dediler acaba? Aa, burada 5 de olsa şey de olsa fark etmez, 50 olacak zaten. Yani bu da girer. Acaba girmez mi diyor? Bence şunu demek istemişlerdir. Şu bunun yanlış olacağını düşünerek. Bu soruda da hata var. Birden fazla şık. Doğru. Şundan bahsediyorlar bence. Bu özelliği kullanmaktan bahsediyorlar. Şunu girer mi de şunu deneyeyim. Bu girmez muhtemelen, evet. Çünkü ay 50 attı ve şartı yazmış. İşte demek ki bir şey yazmazsan tanımlamayı yapmış kabul ediyor. Artırmayı yapıyor demek ki. Bunu ben peki 10 yazsaydım ondan 50 ya da yazacak mıydı? Gene yazmıyor. Gene sonsuz döngüye giriyor bu durumda. O zaman bu da giriyor. Giren de çok, girmeyen de çok. Soru bayağı bir yanlış. Ama bunu demek istiyorlar büyük ihtimalle. Şimdi dur bir kere çalıştığını biliyorsan bunu test etme amacıyla yapılmış bir soru büyük ihtimalle o. Şimdi bitiş, bitiş diyelim. Evet diyelim. Evet 16 doğru dedi. Yatarlı sorular olabilir. Sertifikayı görmek istiyorsak eğer tıkladığımız zaman gösteriyor. Evet, C# 101 dersi buraya kadardı. İyi günler.